Ve beklenen kutlu misafir geldi. Rahmeti, bereketi, mağfireti, muhabbeti, iyilikleri, güzellikleri aldı ve geldi. Ramazan orucu getirdi bize. Teravihi, mukabeleyi, sahuru, iftarı, en çok da tabii ki sabırı getirdi. Çocukların tebessümünü, annelerin akşam vakti, iftar vaktindeki mutfaktaki o mübarek telaşını bizlere getirdi. Ve Ramazan bize Kur'an'ı getirdi. Aslında Ramazan boyunca konuşacağımız her şeyde Kur'an'ı konuşmuş olacağız. Efendim sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Selam ediyoruz sizlere. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e selam ediyoruz. Kazan'a, Halep'e, Prizren'e, Üsküp'e, Türkiye'yi dua etmeden seccademi kaldırmam diyen Bostanlı kardeşlerimize selam ediyoruz. Kudüs-ü Şerif'e, Medine-i Münevvere'ye, Mekke-i Mükerreme'ye selam ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. İzmir İl Müftülüğü olarak hazırladığımız programımıza birbirinden kıymetli konuklarla iftar sevincini paylaşmak üzere huzurunuzda olacağız. Ve diyoruz ki, hoş geldin ya Şehri Ramazan, merhaba. Tabii ki hafızlarımız, okuyucularımız da o latif sesleriyle program boyunca, Ramazan boyunca bizlere, programımıza muhabbet katacaklar. Ve Vira Bismillah diyeceğimiz ilk program konuğumuz, İzmir İl Müftü Yardımcımız, kıymetli hocam Rahmi Yiğit. Kıymetli hocam hoş Hoş geldiniz. bulduk, teşekkürler. Cümle kainatın secdeye durduğu, dilin yerini kalbe bıraktığı, ruhun bedene hakimiyet kurduğu Ramazan geldi. Hocam şöyle genel bir çerçeve çizecek olursak, Ramazan'ın gelmesiyle hakikaten heyecanlıyız. Rabbimiz hamdolsun bize bir Ramazan daha bahşetti. Elinde bir sürü nimetle geldi. Az önce girişte bahsettiğim gibi yani yok yok bu Ramazan'da. Giriş stadyumunda olmak üzere baştan neler söyleyebiliriz? Nasıl başlarız? Nereden başlarız? Buyurun hocam. Şimdi Ramazan-ı Şerif rahmet ayı bildiğiniz gibi. Bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Allahu Teala sağlık afiyet içerisinde. Huzur ve barış içerisinde başladığımız Ramazan-ı Şerif'i bayrama ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Amin hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi ta 3 ayların başında dua etmeye başlardı. Ey Allah'ım, bana Recep ve Şaban'ı mübarek eyle, Ramazan'a kavuştur. Ne güzel. Elhamdülillah biz şu anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına nail olduk. Onun dua ettiği şeyi Allahu Teala bize nasip etti. Ne kadar Ne kadar şükürsünüz. şükretsek azdır. Şimdi insanoğlu bildiğiniz gibi Allahu Teala'nın eşsiz mahluku, en şerefli mahluku. Öncelikle İnsanın kadrini takdir eden Allahu Teala'nın bize insanı tanıttığı Kur'an'ın nazil olduğu aydır Ramazan. Eyvallah. Ve hayatı bahşeden Allahu Teala bize hayatı nasıl yaşayacağımızı öğreten din hediye etmiştir. Özellikle altını çizerek tekrarlıyorum. Din bir hediyedir, bir lütuftur. Eyvallah. Çünkü biz dünyaya geldiğimizde hayatta kalabileceğimizin bile nasıl olması gerektiğinin farkında değildik. Bilinçsiz, aciz ve kimsesiz bir şekilde dünyaya geldiğimiz anda Allahu Teala rahmetinden dolayı bize merhamet edecek bir anne hediye etmiştir. Eyvallah. Ondan sonra zaman içerisinde hami olarak bizi koruyacak bir baba hediye etmiştir. Ondan sonra hediyelerini genişletmek suretiyle akrabalar, komşular, dostlar, çevre ihsan etmiştir. Bunlarla birlikte zaman içerisinde doğuştan getirdiğimiz özelliklerin gereği olarak ayakta durmaya ve yönümüzü çizmeye ihtiyaç duyduğumuzda bize din göndermiştir. Eyvallah. Bildiğiniz gibi din yol, yöntem anlamına gelir. Bu bir lütuftur.
Dünya gurbetinde yolumuzu kaybetmeden nasıl hareket edebileceğimizi öğreten Allah-u Teala Ramazan ayında tekraren altını çizmek gerekir. Bize Kur'an'ı hediye etmiştir. Şimdi dünyadaki yolculuk esnasındaki ana unsurun iman olması gerektiğini Allah-u Teala beyan etmiştir. İbadetten önce iman gelir. İnanmadığımız bir konuda ibadet olmaz. Tevhidi öğreten Kur'an'ı ve peygamberi Allah-u Teala bize hediye etmiştir. Ramazan-ı Şerif bildiğiniz gibi 1000 aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin bulunmasındaki hikmet içinde Kur'an'ın indirilmiş olmasıdır. İnsana bahşedilen bütün nimetlerin temelinde iman ve istikamet gelir. Şimdi sen de ben de İzmir'e yeni geldik. Ben ilk olarak müftülüğe geldiğim zaman evimi bulmak için navigasyona adresi yükledim. Evimin yolunu şaşırmamak için navigasyondan istifade ettim. Yolumu kaybetmemek için. Allah-u Teala dünya gurbetinde yolumuzu kaybetmeden cennete nasıl gideceğimizin kılavuzunu Kur'an'la hediye etmiştir. Bu Ramazan'ın büyük bir lütfudur. Kur'an-ı Kerim'in hediye edilmiş olması ve bu Ramazan ayı içerisinde Allah'ın göstermiş olduğu güzelliklerin tatbikatıdır aslında Ramazan. Din, yön ve yöntem bulma usulü diye biraz önce beyan ettik. Alimler de şöyle tanımlar. Din, akıl sahibi insanların kendi istekleriyle dünya ve ahirette mutluluğa ve güzelliğe ulaşması için gereken kuralların bütünüdür. Biz Allah'ın lütfuyla beden ve ruhtan yaratıldık. Bedenin terbiyesiyle ilgili, sağlığın devamıyla ilgili nasıl beslenme uzmanlarına ihtiyaç duyuyorsak, faydalı ve zararlı gıdaların, hatta vücut ölçülerimize göre beslenmemizin nasıl olmasının gerektiğini uzmanlarından öğreniyorsak, Allah'ın eşrefi mahlukat olarak tanımladığı insanın bu şerefi kaybetmeden Allah'ın huzuruna gidebilmesi için Kur'an navigasyonuna göre cenneti bulabilmemiz için gereken kuralların tamamı dindir. Yani başlangıçta bu şekilde bir giriş yapabiliriz. Evet hocam. Güzel başladık hocam. Yani etrafını cami ayarını mani bir tanım oldu hakikaten. Tam buradan hareketle Ramazan ayının da başındayız. Kavramlardan, tanımlardan da gidecek olursak sayın hocam. Yani oruçla başlayalım isterseniz. Yani oruç ne demektir? Yani mesela kitabımız Kur'an ayı. Kur'an'a çok vurgu yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizden öncekilere oruç yazıldığı gibi size de yazılmıştır. Doğru. Umulur ki sakınasınız diyor Rabbimiz. Evet. Yani bizden öncekilerde de mi oruç var? Oruç nedir? Bunu nasıl izah edebiliriz? Buyurun. Şimdi insanımızın tabii ki genel itibariyle kendi ilgisi ve hayatın akışı içerisindeki dikkati ölçeğinde öğrenmiş olduğu dinde İslam'ı tanımlarken güncel bir sınırlamayla İslam'ı anlama eğiliminde. Tevhid akidesi Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan itibaren insanlığın tevhidi için gönderilen dinin ismidir. Evet, çok güzel. Ve birliğin sağlanması için, muhabbetin oluşması için, barışın olması için Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu dinin adı tevhiddir. Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamete kadar gelecek bütün insanların tevhid noktası da uluhiyettir. Allah-u Teala'nın varlığı ve birliğidir. Yine vurgu yapmak gerekir, özellikle altını çizmek gerekir. Günümüzdeki kavram kargaşasıyla bilginin yaygınlaşması aynı zamanda kaosu da beraber getirmiştir. Evet. Tabiri caizse herkes kendi mantığına göre bir tanımla insanların kafasını karıştırma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tevhid akidesi Allah'ın
Adem Aleyhisselam'a ve ondan sonraki bütün peygamberlere vermiş olduğu istikamet çizgisidir. Hocam tam burada bir parantez açmak Buyurun. İstersem, yani yolda da daha iyi yürümek için evet. Kavram kargaşası dediniz ya. Yani aslında günümüzde bilginin ne kadar hızlı yayıldığını, evet. bilginin ne kadar çok kişiye çok çabuk gittiğini ve ne kadar çok bilgi ağının olduğunu, oluştuğunu farkındayız. Doğru. Yani bundan 20 sene önce bu kadar bir bilgi yoktu ya da çabuk ulaşılmıyordu. Peki bu kadar bilgiye çabuk ulaşılan bir yüzyılda acaba bilgi, yani insanlara sözüm ona, yani cehaleti mi temin ediyor? Bilgi insanlara neden kargaşık bir fikir oluşturuyor insanlar? Şimdi güzel bir deyim vardır. Ben zaman zaman evet. arkadaşlar arasında paylaşırım. Evet. Der ki, dininizi tilkiden öğrenirseniz tavuk çalmanın ibadet olduğunu düşünmeye ve inanmaya başlarsınız. Eyvallah. Çok güzel. Yani şimdi bilgi sadece ilerisi gerisi hududu ve şumulü tespit edilmeden nereden bulursanız aldığınız gibi tabiri caizse bohçaya çevirirseniz siz doğru bilgiye ulaşmış olamazsınız. Evet. Sağlam kaynaklardan, doğru kaynaklardan, dinin gerçek kaynaklarından öğrendiğiniz bilgi sizi mutluluğa ve doğruya ulaştırır. Zaten Allah-u Teala'nın dini göndermesindeki maksat, insanın başlangıçta kendi içerisinde barışı sağlamaktır. O zaman imanın temelinde de, ibadetin temelinde de bilgi olmalı diyorsunuz. Mutlaka. Mesela hani fe'lemen lehu diyor Allah. Yani mutlaka. Bilin ki Allah birdir. Mutlaka. Burası çok önemli. Mutlaka. Hocam. Şimdi ibadeti niye yaptığınızı bilmeniz gerekir. Evet. Artı bir de günümüzde toplum arasında yaygın bir kanaatla bana göre İslam mantık dinidir ve şöyle algılanmasıdır şeklinde yaklaşımlar var. Evet. Evet, bana göre mantık dinidir dediğiniz zaman ilk bakışta çok doğru bir tespitte bulunduğunuzu zannedersiniz. Fakat doğru mantık olmadığı takdirde her mantık bir din ihdas etmeye kalkışır. Evet. Ve insanlar adedince din oluşacağından dolayı kargaşa meydana gelir. Kavram kargaşası, yeniden konuyu fazla dağıtmamak için evet. dininizi tilkiden öğrenirseniz tavuk çalmanın ibadet olduğunu zannetmeye başlarsınız dediği gibi doğru yerden, sağlam kaynaklardan ve güzel bir şekilde sizi mutluluğa ulaştıracak bilgileri elde etmeniz gerekir. Evet hocam. Hocam çok iyi bir yerden başladık. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir yere vurgu yaptınız. Şimdi tekraren Ramazan ayetinde evet. devam edecek daha olursak. Önceki mesela, kavimlere de verildi. Daha önceki kavimler. Adem Aleyhisselam'dan itibaren evet. bütün peygamberlerin ibadet ve ana ibadetleri devam eder. Evet. Sizden önceki milletlere de emredildiği gibi, yazıldığı gibi yazılma alın yazısını kullanırız biz. Evet. Bunun gibi tespit edilmiş ve mutlaka sonucu değerlendirilecek anlamına gelir. Evet. Ve aynı zamanda sorgulanacak ve hesabı sorulacak anlamına da gelir. Şimdi inanç insanın hayatını tespit eder. Yaşama usulünü tespit eder ve nasıl yemesi gerektiğini, ne zaman yemesi gerektiğini, ne zaman yememesi gerektiğini din tanımlar. Sizden öncekilere de tespit edildiği gibi şeklindeki ayet-i kerimede Yahudilikte ve Hristiyanlıkta ve daha önceki kavimlerde de oruç ibadetin var olduğunu biliyoruz. Hatta bildiğiniz gibi aşure evet. orucu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evet. Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde Yahudiler tarafından tutulurdu. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş kavimlerdeki ibadetin kendi sünnetinde nasıl olması gerektiğini tespit ederek Muharrem ayının bir öncesi ve bir sonrasıyla birlikte tespit etmiştir. Yani daha önceki kavimlerde de oruç ibadeti var. Ve biraz önce yine tespit ettiğimiz bir tanım var. Oruç ne demektir diye. Oruç yakıcı anlamına gelir. Hocam buyurun. Sohbet çok iyi ilerliyor. Çok güzel ilerliyor. Buraya tam bir mim koyalım isterseniz buyurun. Hocam.
kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan şöyle gönlümüzü huzura bolsunlar. Şöyle güzel, latif sesleriyle güzel bir ilahi dinleyelim. Sonrasında isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Buyurun efendim. Sanadır bütün yollar, sanadır bütün aşklar, sanadır bütün yollar, sanadır bütün aşklar. Titrer yüreğim Allah'ım, seni andığım zaman. Titrer yüreğim Allah'ım, seni andığım zaman. La mekanım, la mekan, gönül sana muhibban. Titrer yüreğim Allah'ım, seni andığım zaman. Titrer yüreğim Allah'ım, seni andığım zaman. Gece gündüz duamdasın, her hücremde canımdasın. Gece gündüz duamdasın, her hücremde canımdasın. Şah damardan yakınsın, anarız seni her an. Şah damardan yakınsın, anarız seni her an. La mekanım, la mekan, gönül sana muhibban. Titrer yüreğim Allah'ım, seni andığım zaman. Titrer yüreğim Allah'ım, seni andığım zaman. Titrer yüreğim Allah'ım, seni andığım zaman. Efendim devam ediyoruz iftar vakti programımıza. İl Müftü Yardımcımız, İzmir İl Müftü Yardımcımız Rahmi Yiğit Hocam'la sohbetimiz güzel gidiyor hakikaten. Ben de kendi adıma çok şeyler öğreniyorum. Hocam, ayet-i kerimede kalmıştık. Evet, oruç. Evet, buyurun. Tanım itibariyle, kelime kavramı itibariyle yakıcı anlamına gelir. Güneşin yakmasıyla birlikte, hatta bazı tanımlarda açlık ve susuzluğun insanın içerisini yaktığı şeklinde bir tanım ve yaklaşım da var, tarifler var. Asıl önemli olan insanın günahlarını yakıp temizlemesi anlamına gelir. Ve oruç ibadeti insanın zaman içerisindeki oluşan olumsuzlukları temizleyen, arındıran bir ibadettir. Ve biz köyde büyüdüğümüzden dolayı güzün bağlarda ve bahçelerde bir temizlikten sonra işe yaramaz olan yapraktı ve çöpleri yakıp temizleriz. Evet. Ve toprağın bir sonraki mevsime hazırlanıp verimli hale gelmesi için bir hazırlık yaparız. Onun gibi hayatımız içerisinde karşılaştığımız
isteklerimizin bize yaptırmış olduğu hatalardan kaynaklanan yanlışlarımız olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Ademoğlunun hata yaptığını, evet, hata yapanların en güzelliklerini, en iyisinin de, en hayırlısının da tövbe edenler olduğunu beyan eder. Evet. Ve oruç, yapmış olduğumuz hatalardan pişmanlık duyarak, tabiri caizse kendi kendimize bir öz eleştiri yapmamızın fırsatını bize tanır. Fazlalıkları temizler, insanlığın eşref-i mahluk olmasını engelleyen yükleri atmaya vesile olur. Ve bu açıdan orucun yakıcılığı sadece fiziki olarak birikmiş yağları yakmak olarak algılanmaz. Aynen. Bu da bir kazançtır. Aynen. Bu da kazançtır. Bedenin sağlıklı bir hale dönüşmesi için gereken, tabiri caizse rektefenin kazanç olduğu gibi insani kemalde yükselişin önündeki yüklerin atılması açısından oruç farklı bir şekilde bir arındırıcı olarak da değerlendirilmesi gerekir. Aminna. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam, malumanız bütün dünyayı içine alan, kasıp kavuran bir zor bir sürecin içindeyiz. Evet. Hatta pandeminin ikinci Ramazan'ını geçiriyoruz. Doğru. Yani tarihe tanıklık ettiğimiz günlerden geçiriyoruz hali evet. hazırda. Birçok şeyde, birçok alışkanlığımız bu vesile değişti. Mutlaka. Alışkanlıklarımız değişti. Hatta bazı değerler ister istemez dejenere olmaya başladı diyebiliriz. Doğru. Allah tez zamanda hem dünyayı hem ülkemizi hakikaten kurtarsın, korusun. Hatta bayramlar bile, geçen bayram değil mi hocam? Doğru. Dijital olarak bayram kutladık yani. Doğru. Şimdi tam ibadet-sağlık ilişkisi bağlamında sayın hocam. Yani bu bağlamda bu manevi hayatımızın değişmesi, bu sürecin manevi hayatımıza yansıması, olumsuz yansıması ve bu ibadet-sağlık ilişkisi bağlamında neler ifade etmek istersiniz? Şimdi başlangıçta değindiğimiz gibi... Evet. İbadetin temeli istikamettir. Tevhid ve istikamet. Hedefimizin belli olması gerekir. Müslümanın hedefi Allah'ın rızasını kazanıp cennete gitmektir. Ve geçen bir yerde yine sohbet esnasında arkadaşlarla konuşurken şöyle bir örnek verdim. Benim hoşuma gittiğinden dolayı belki sizin de hoşunuza gider. Buyurun hocam. Evet. Şimdi... Navigasyona adresi yüklediğiniz zaman, zaman içerisinde farklı sokaklara, çıkmaz sokaklara girdiğiniz takdirde orada bir tane hanımefendi sizi ikaz eder. Evet. İleriden sağa dönün, U dönüşü yapın, şunları yapın, bunları yapın falan şeklinde sizi uyarır. Evet. Şimdi hayatın akışı içerisinde her şeyin bize bir uyarı olarak algılanması gerekir. Kainatı yaratan Allah-u Teala kainatı yönetmeye de devam ediyor. Ve son zamanlarda zaman zaman gündeme gelen bu deizm yaklaşımında Allah-u Teala kainatı yarattıktan sonra tabiri caizse ne halin varsa gör şeklinde evet. salıvermediğinin evet. Bilinip kainata Allah-u Teala'nın farklı şekillerde imtihanla yön verdiğinin de bilinmesi gerekir. Fakat bunun dışında malum zahara fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydinnas diyor Allahu Teala. Amin. İnsanların yapıp ettiklerinden kaynaklanan kusurlardan dolayı karada ve denizde fesat meydana geldi buyuruyor. Şimdi bu pandemide Allahu Teala'nın imtihan boyutu ne kadardır? İnsanların kusur ve ihmalleri ne kadardır? İnsanların sağlığını ve huzurunu temin etmekle görevli evet. Kurumların, sağlık bilimlerinin, doktorlarımızın ve diğer birlikte güvenliği ve sağlığı temin etmeye çalışan kişilerimizin almış oldukları tedbirlere ne kadar uyuyoruz? Bunları da değerlendirmemiz gerekir. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Çünkü bunlarda bir de kul hakkı boyutu vardır. Fiili dua kabiliğinden mutlaka, de değerlendirmek mutlaka lazım. Mutlaka hem fiili dua olarak tabii, değerlendireceğiz. Tabii.
Bir de Allah-u Teala'nın beyan etmiş olduğu ikazlara karşı bizde bir hata varsa yeniden kendimizi gözden geçirmemiz gerekir. Evet. Bu pandemi sürecinde manevi hayatımızdaki mesela cemaatta omuz omuza tabiri caizse kardeşliğimizi hissederek kıldığımız namazlardan belli bir süre mahrum kaldık. Evet. Bu bir ikazdır. Aynen. Bu bir ikazdır ve cemaatle namaz kılmanın bir nimet olduğunu yeniden hatırladık. Kesinlikle. Ondan sonra teravihlerimizi kılamadık geçen sene. İnşallah Allah hayırlısıyla nasip etsin, bu sene kılma imkanı versin. Bunları gözden geçirmemiz gerekir. Ve her anımızın, her halimizin mutlaka olumlu ve olumsuz bir dersini elde etme. Evet. Varsa kusurlarımızı telafi etme ya da azaltma, iyilikleri ve güzellikleri de artırma gayretinde olmamız gerekir. Mesela camilerde mukabele takip ederken toplu bir şekilde namazdaki o Kur'an dinlemenin, takip etmenin ve mukabelenin hazzını yaşayamadık. Evet. Allah-u Teala'nın bunları yeniden bize iade etmesi noktasında duada bulunmamız gerekir. Artı varsa bizim ihmallerimiz ve kusurlarımız bunları telafi edip bundan sonraki zamanda böyle bir hataya düşmemek için gereken tedbirleri biz almalıyız. Artı bizi ikaz eden yetkililerin ve sorumluların bizim menfaatimize ve sağlığımıza vermiş oldukları değerleri algılayıp ona göre de hayatımıza yön vermemiz gerekir. Çok sağ ol. Hocam vaktimiz de ilerliyor. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Bunu konuşmazsam olmaz dediğim bir not vardı. Onu ben buraya not ettim. Söyleriz hep ya, Ramazan ayı fırsatlar ayıdır. İşte ya her anı bir Müslüman zamanını, her an ama Müslüman saatini ifade ediyor. Edebiyatımızda Ahmet Ayşe'nin Müslüman saati vurgusu vardır, şiiri vardır. Evet. Mesela yine edebiyatımızdan başka bir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ne içindeyim zamanı ne de büsbütün dışında dediği. Yani Ramazan ayı en çok bu zamanımızı, geçirdiğimiz zamanı, zamanı bize düşünme idraki fırsatı veriyor gibi geliyor bana hocam. Yani her saniyesi, her dakikası sanki böyle elle tutulabilecekmiş gibi ağırlaşıyor Ramazan ayında. Ve öyle bir bereket olarak bize geliyor. Mutlaka. Bu zamanla ilişkimizi, Müslüman saati kavramını tırnak içerisinde nasıl anlatabiliriz, nasıl anlayabiliriz hatta yani hocam? Ya şimdi tabii biz sürekli sohbet ettiğimizden dolayı, vaaz ettiğimizden dolayı insanların aklında kalıcı cümleler bulursak daha başarılı bir şekilde iletişim kurabiliriz. Evet. Ben genelde sohbet esnasında derim ki Müslümanlık Allah'ın emrine uygun bir şekilde yaşamaktır derim. Allah-u Teala yat dediği zaman yatacağız, kalk dediği zaman kalkacağız derim. Yani yatsı namazını kılmadan yatağa girmenin Müslümanın ibadet ahlakıyla uyumlu ve takdir edilebilir bir hayat olmadığını bileceğiz. Artı sabah namazını kaçırdıktan sonra hayata başlamanın İslami olarak bir eksiklik olduğunu bileceğiz. Artı sahurda kalkıp ibadete hazırlanmak ve sadece fiziki olarak değil, ruhi olarak da o manevi atmosferi yaşamanın zamanın kıymetini bilmemiz gerekir. Artı mukabeleleri takip ederken, Kur'an-ı Kerim'i okurken yeniden zamanı değerlendirmemiz gerekir. Artı iftarı beklerken anın ne kadar kıymetli olduğunu, hayatın her saniyesinin Allah'ın bir lütfu olduğunu idrak edeceğiz. Teravihlerde artık günün 24 saatinin farklı zamanlarda bir ibadet maratonu olduğunu bilerek zamanı bu şekilde değerlendirme fırsatı olarak bilmemiz gerekir. Hocam çok affedersiniz. Yani mesela hepimizin kolunda saat var. Saate bakıyoruz normalde. Yani zamanı algılayabilmek için, işlerimizi ayarlayabilmek için. Fakat yani Ramazan ayı girdiğinde, yani şimdi düşünelim, işte imsakla başlıyoruz mesela. Sahurla, evet. Hatta gece sahurla başlıyoruz. Doğru. Sahur bir zamanla ifade ediyor. Sahurda imsakı bekliyoruz. Bir zamanı ifade ediyor. Efendim fecir bekliyoruz. Bir zamanı ifade ediyor. İşte namaz vakitleri hakeza hepsi mübarek bir zamanı ifade ediyor. İftar vakti zaten bambaşka güzelliği ifade ediyor. Yani bu sanki bir Greenwich saati değil de bambaşka bir saat
Ortama böyle bir gök sofrası gibi seriliyormuş gibi geliyor bana hocam. Ne Yo, dersiniz? Onlar çok güzel tespittir. Bununla evet. birlikte bildiğiniz gibi Asr suresini bize hatırlatması evet, gerekir. Evet olur. Çok güzel. Çok güzel. Asra yemin olsun amen, diyor. Amen. İnsanlık hüsrandadır. Ancak salih amel işleyip, iman edip salih amel işleyen hakkı ve sabrı tavsiye edenler dışında. Evet. Yani salih amel işlemenin yoğunlaştığı, içinde namazın olduğu, içinde orucun olduğu, içinde fitrenin olduğu, içinde zekat olduğu, evet. içinde iftara komşuların, dostların, ihtiyaç tabii. sahiplerinin davet edildiği, her saniyesinin kıymeti takdir edilemeyecek kadar önemli bir şekilde hazinelerle dolu olduğu bir iklime giriyoruz Allah'ın izniyle. Her anı, her fırsatı değerlendirmekte fayda var. Bu açıdan Ramazan çok bereketli bir ay. Bereketinden istifade etmek amin, gerekir. Amin. Sayın hocam çok güzel oldu. Böyle sohbet müthiş bir şekilde aktı gitti. Vaktimiz de nihayete erdi. Bugün İzmir İl Müftü Yardımcımız Rahmi Yiğit hocamız misafirimizdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür çok sağ olun. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Hayırlar getirsin. Güzellikler getirsin. İyilikler getirsin. Dediğiniz şeylerin hepsini cümlemin. İnşallah vakti, zamanı, bereketi hepsini getirsin diyoruz. Hatta yani şu dua, şu ayetle ben de programını neticelendirmiş olayım. Tüm bunları yaptıktan sonra sanki her iftar vaktinde iftarı böyle heyecanla bekleyen bütün Müslümanların alnından melekler öpercesine Allah-u Teala'nın şu ayetini okurlar gibi gelir bana. Fekli ve şabi ve garyayine yiyin için gözünüz aydın olsun. Efendim Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Ramazan-ı oruçlarınız mübarek olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على La ilahe illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümüssiyamü kemâ kütübe alellezine min qablikum leallekum tettegûn. أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الفاتحة.